Arkadaşlar, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Fenerbahçe'nin kalesi Yoğurtçu Parkı'ndayız. Biliyorsunuz 2,5 yıl önce Fenerbahçe'nin Bukowski kanalı kurduğumda bir hayalim vardı. O da olabildiğince çok Fenerbahçeli hitap edebilmek, ulaşabilmek. Bunu başardık. 19.000'i geçen çok büyük bir abone kitlesiyle kanalımız büyüyor. Geçen hafta itibariyle kanala katıl özelliğini de aktif ettik. Desteklerinizi bekliyoruz. Birçok Fenerbahçeli Bukowski takipçisi katılın aktif edilmesini bekliyordu bize destek olmak için. Artık bu özellik aktif. Bütün Fenerbahçelileri, Fenerbahçeli Bukowski kanalını takip edenleri katıl özelliği üzerinden kanala destek vermeye çağırıyoruz. Görüşürüz. Değerli Fenerbahçeliler, sevgili futbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Bugün sizlerle gelecek sezonun Fenerbahçe futbol takımının yapılanması yönelik önemli bir transfer iddiasını paylaşacağız. Bundan tam 15 gün önce gelecek yıl için Jorge Jesus'un takımdan kesin olarak ayrılacağı söylentisi kulislerde dolaşırken, son 15 günde yaşananlar, Portekiz teknik adamın istediği transfer bütçesi verilir ve istediği oyuncular alınırsa Fenerbahçe ile daha uzun süreli bir kontrat yapabileceği iddiasını gündeme getirdi. Bu noktada gelecek sezona ilişkin en ciddi haber Portekiz'den Ebola'dan geldi. Ebola'nın iddiasına göre Jorge Jesus, Benfica, Porto ve Sporting'in yakından takip ettiği Famalicão forması giyen Zaid Yusuf'u Fenerbahçe'ye transfer etmek üzere izliyor. Portekiz teknik adam Fenerbahçe ile anlaşırsa transferde öncelikli hedef 23 yaşındaki orta saha takıma kazandırmak olacak. Biz de bugünkü içeriğimizde adı Fenerbahçe ile anılan Zaid Yusuf'u ve oyuncu özelliklerini sizlere anlatacak ve bu transferin tamamlanması durumunda Zaid Yusuf'un takım olası katkılarını birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız Zaid Yusuf içeriğimizin startını veriyoruz. Sol ayaklı Zaid Yusuf 1999 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Futbola doğduğu şehir Bordeaux'un altyapısında başladı. 2014-2019 yılları arasında Bordeaux'un tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi. 2019 yılında A takıma çıktıktan hemen sonra Saint-Étienne takımına transfer oldu. Saint-Étienne'e transfer olduktan tam bir sene sonra 1 milyon euro karşılığında Portekiz'in Famalicão takımına transfer oldu ve Famalicão formasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken bir performansa imza attı. Ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında forma giyen Fransız oyuncu kariyerinde 154 karşılaşmada 8 gol 3 asistlik bir üretim yaptı. Piyasa değeri 3 milyon euro olan Fransız oyuncu gösterdiği performans ile Portekiz'in dev ekiplerinin radarına girmiş durumda. Peki Zaid Yusuf nasıl bir oyuncu? İsterseniz biraz bunun üzerine konuşalım. Zaid Yusuf'un en büyük özelliği bir defansif orta saha oyuncusuna göre hayli gelişmiş ofansif özelliklere sahip olması. Fransız oyuncu pas özelliklerinden daha çok topla alan kat edebilen, delici, atlet özelliklere sahip, birebir etkinliği yüksek bir merkez orta saha oyuncusu. Devamlılığı çok yüksek, rakip eksiltme özellikleriyle bile ön plana çıkıyor. Oyuna tempo katan yapısıyla, toplu diricilik özellikleriyle, oyun içerisinde bloklar arasında bağlantıyı kurabilme becerisiyle Fenerbahçe'de daha çok Crespo'nun oyun profiline yakın bir oyuncu profili olduğunu ifade edelim. Başarılı dribling aksiyonları, başarılı atak aksiyonları, başarılı defansif aksiyonlar parametrelerinde Portekiz liginde oynayan defansif orta saha oyuncularının oldukça üstünde bir performans ürettiğini de eklemek istiyorum. Defansif orta sahalar içerisinde maç başına 3.5 başarılı dribling ile ligin lideri. Yine maç başına 3.85 başarılı atak aksiyonlarıyla ligin üçüncüsü. Maç başına 2.22 başarılı uzun pas rakamıyla lig dokuzuncusu. Kazanılan başarılı ofansif birebir istatistiklerinde de ligin üçüncüsü. Ancak bu parametreler dışında top kazanma, topla araya girme, hava top kazanma,
başarılı pas, başarılı kilit pas gibi istatistiklerde ise Portekiz liginde pozitif olarak farklılaşamıyor. Bu özelliklerinde önemli bir gelişim alanı olduğu da ortaya çıkıyor. Peki Zaydu Yusuf ile Fenerbahçe'de aynı pozisyonda oynayan Willian Araujo ve Crespo'yu karşılaştırdığımızda hangi özellikleriyle bu oyunculardan farklı ön plana çıkıyor? İsterseniz işin bir de bu tarafına bakalım. Komparasyonatör verilerini Bonaris için kullandığımızda özellikle belirtmek isterim. Zaydu Yusuf ve Araujo'nun lig performanslarına baktığımızda Araujo'nun pas oyununda hava topu kazanma istatistiklerinde ve defansif parametrelerde Zaydu Yusuf'a göre çok daha etkili istatistikler ürettiğini görüyoruz. Fransız oyuncunun ise Araujo'ya göre toplu oyun içerisinde daha az buluştuğunu ancak başarılı dribling ve başarılı uzun pas rakamlarının Brezilyalı orta sahanın önünde olduğunu ifade edelim. Zaydu Yusuf'u Miguel Crespo ile karşılaştırdığımızda ise Crespo'nun savunma, ofansif ve defansif parametrelerin birçoğunda Fransız oyuncunun önünde olduğunu görüyoruz. Zaydu Yusuf Crespo karşılaştırmasında sadece başarılı defansif aksiyonlar, başarılı uzun pas sayısı, top kaybı sayılarında ve kendi sahasında yapılan top kaybı sayılarında Crespo'dan daha iyi skorlar üretmiş olduğu gözüküyor. Zaydu Yusuf ile Araujo ve Crespo karşılaştırdığımızda oyuncunun daha çok Crespo'nun oyun tarzına yakın ve Portekizli oyuncu ikame edecek bir oyuncu olduğunu söylemek mümkün. Tüm bu değerlendirmeler ışığında Zaydu Yusuf'un Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda Crespo'yu ekleyecek bir oyuncu olabileceğini tekrar söylemek lazım. Zaydu Yusuf transfer edilmesi durumunda Araujo gibi daha kendi bölgesini koruyan, kısa ve uzun paslarla oyun kurabilen, statik bir merkezin yanında top taşıyan, birebir etkinliğiyle adam eksiltebilen, başarılı uzun top yüzdesiyle koşucu hücumcuları hızlıca besleyebilen, takıma tempo katacak bir isim olarak düşünülebilir. Bonservis bedelinin uygun olması da işin pozitif bir diğer yanı. Ancak oyuncunun hala gelişim sürecini sürdürdüğünü ve mevcut durumda takım içerisinde koyduğu enerjinin henüz skora gerektiği kadar etki etmediğini ifade edelim. Crespo'nun satılacağı bir senaryoda Zaydu Yusuf hamlesi mantıklı olabilir. Ama herkesin kaldığı mevcut merkez orta saha rotasyonunun devamı durumunda ise bana çok mantıklı bir transfer gibi gelmiyor. Bakalım Zaydu Yusuf ismi Fenerbahçe için gerçekten bir opsiyon olacak mı göreceğiz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.